Gizemciğim, dernek faaliyetlerinden yararlanmak için üye olmak gerekli mi? Şöyle hani üye olmak gereklidir. Çünkü derneğin faaliyetleri ve etkinliklerinden haberdar olmaları gerekir. Bunun için bir SMS sistemimiz var. Hem kesintisiz olarak devamlılıklarını sağlamaları ve verimli bir şekilde öğrenmeleri için, eğitimlerini alabilmeleri için üye olmaları bizim tercihimizdir. Ama direkt üye olmadan önce bir kısa bir süreliğine de olsa bu tür etkinliklerden istifade edebilme şansı var mı? Çünkü insanlar şöyle düşünüyor bazen, üye olduktan sonra çıkış yapamam gibi düşünceler olabiliyor bazı insanların. Evet. Öyle toleransınız var mı kısa bir süreliğine de olsa sadece izleme amacıyla derneklerinizin faaliyetini? Tabii ki tanıtım amaçlı, tanımak amaçlı, eğitimlerimiz hakkında bilgi almak amaçlı mutlaka kendilerine yardımcı oluruz. Pekala, yeri gelmişken bununla ilgili sizinle iletişim kurmak istediklerinde hangi kanalla size iletişimi kurabilirler? Sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirler. Onun dışında telefon numaramızı... Sosyal medya üzerinden derken ne yazarlarsa arama motorunu sizin derneğinizi görürler? Genç Vizyon Akademi yazarlarsa... Genç Vizyon Akademi. Akademi yazarlarsa hem Twitter'dan hem de Facebook'tan bize kolaylıkla ulaşabilirler. Onun dışında yine gencvizyonakademi@hotmail.com bizim mail adresimizdir. Kendileriyle mutlaka irtibata geçeriz eğer bize ulaşırlarsa. O şekilde ulaşabilirler. Telefon numarası verme şansımız var mı? Tabii ki 213-7784 bizim ofis telefonumuzdur. Denizli koduyla şehir Denizli. Dışından da tekrar onu gerçi biraz sonra konuşalım da şehir dışından arama şansları var mı insanların başka şehirlerden derneğinizin faaliyetlerini en azından şunu diyebilirler yani sizin faaliyetlerinizi öğrenmek ve nasıl yapıyorsunuz yani ne bileyim ya katkı sağlamak adına olur veya kendi bölgelerinde yapmak istediklerinde. Sizi arayabilirler herhalde değil mi? Tabii ki 258 alan koduyla 213-7784'ü aradıklarında mutlaka kendilerini bilgilendiririz. Zaten bu konuda da hani bizim projelerimiz hatta proje oluşumlarımız bile gerçekleşebilir. O şekilde katkı sağlarlarsa biz çok seviniriz. O şekilde ulaşabilirler size. Pekala Fırat'cığım, kulüp çalışmalarınız da var sizin bildiğin kadarıyla. Evet. Onun hakkında bize bilgi verebilir misin? Kulüp çalışmalarımız şöyle, üniversiteyle bağlantılı olarak çalışıyoruz kulüp çalışmalarımızda. Özellikle diyalog topluluğumuzun yaptığı faaliyetler var. Bu anlamda mesela seminerler düzenliyoruz. Yine fotoğraflarda da belki gözükecektir. Vehbi Vakasoğlu'na davet ettik. Kendilerine üniversitede seminerler verdirdik. Yine aynı alanda seminerleri özellikle şehir dışından, İstanbul'dan seçtiğimiz akademik anlamda öğrencilere faydalı olabildiğini gördüğümüz insanları davet ediyoruz. Üniversitede seminerlerimiz var. Diyalog topluluğumuz bu anlamda ciddi manada çalışmalar yapıyor. Doğa sporlarıyla alakalı bir kulübümüz var. Yine kendi bünyemizde belki doğa sporlarının kulüpleriyle alakalı bir mevzu ama biz kendi bünyemizde de çalışmalar yapıyoruz. Yamaç paraşütüyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla alakalı iki kişiyi uçurabildiğimiz çalışmalarımız var. Daha sonra dalışla ilgili yine doğa sporunu ilgilendiren bisiklet kulübümüz yine doğa sporları içerisinde öğrencilerin aynı zamanda sosyal olarak da kendilerini bu şekilde geliştirebildikleri kulübümüz mevcut. Bunlarla yine kültürel anlamda gezi kulübümüz var. Gezi kulübümüzde yine sosyal içerikli gezileri düzenleyip hem öğrencilerin Denizli'yi tanımaya veya Türkiye'yi tanımaya yönelik organizasyonlarını yapmak hem de toplum bu anlamda bilinçlendirme ile alakalı çalışmalar var. Yine bünyemiz altında çok kulübümüz var. Diğer kulüplerimizin çalışmaları da var. Fakat zaman içerisinde tabii bunları aktarmak sanırım süremizi yetmeye yansımayabilir. Bu arada başka derneklerle de yardımlaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Dokümanlarınızı incelediğimde bu da güzel bir şey. Yani STK'lar olarak birbirinize destek oluyorsunuz. Destek veriyoruz. Çünkü bu anlamda herkesin kendi alanında profesyonel çalışmaları var. Hem paslaşmamız, onların profesyonelliğini bizim kendi işlerimize yansıtmamızla alakalı çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Hem de öğrencinin hayatı daha aynı ortamda öğrenmesine vesile olmaya çalışıyoruz. Çünkü bazı şeyleri bir araya getirmek dikkatleri hem dağıtmamış olur, hem de öğrencinin çalışmasını çok ciddi manada desteklemiş fikirleri
aynı ortamda görmüş olur. Bununla alakalı sağlık derneğimiz var. Yani zaman içerisinde belki de bahsederiz. Tıp fakültesinde sağlıkçılar derneğimiz var. Sağlık derneğiyle paslaşıyoruz. Eğitim derneğimiz var. Eğitim dernekleriyle paslaşıyoruz. Doğa sporları kulüpleriyle paslaşıyoruz. Onların isimleri söyleyebilir. Onlar da onları olsunlar. Var mı öyle aklımızda olan? Aklımızda olan var. İş adamlar dernekleriyle paslaşıyoruz. Mesela diyet olarak. Yine DESADER olarak doktorların olduğu bir dernek var. Onlarla paslaşıyoruz. Adrenalin Doğa Sporları Derneği var. Evet, bununla alakalı doğa sporlarıyla ilgili gerek malzeme teçhizat konusunda paslaşıyoruz. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Güzel. Tebrikler. Pekala Gizemciğim, dernek olarak üniversite öğrencilerinden bir beklentiniz var mı? Tabii ki şimdi üniversite öğrencilerinden bizim beklentimiz mesleki alanda da olsa kendi beceri ve yeteneklerini keşfetmeleri. Bizim zaten birinci isteğimiz bu. Ki biraz önce de bahsettiğimiz gibi yönetim kurulumuz tamamen bizim iş adamlarından oluşuyor. Ve hani kendileri için bir sonraki iş hayatlarında en azından bir deneyim kazanmış oluyorlar. Staj deneyimi örneğin. Çünkü birebir konuşup irtibata geçebilecekleri bir yer aslında bizim derneğimiz. Onlardan birçok bilgi edinebilirler. Bu da onlar için bir avantajdır. Pardon, üniversite öğrencilerin en büyük kaygısı mezun olduktan sonraki iş hayatı değil mi? Yani kesinlikle. Sen de öğrenciyken yaşamışsındır. Evet. Şu anda da belki devam ediyordur. O anlamda tabii ki öğrencilerin, yani sizin derneğiniz ilgi göstermeleri daha iyi diyorsun. Çünkü iş adamlarına oluşan bir ekibimiz var. Kesinlikle öyle ki zaten hani mesleki eğitimlerimiz de ilerideki iş hayatlarına katkıda bulunabilecek eğitimlerdir. Biraz önce Murat Bey de zaten dile getirdi. Eğitimlerimizin içeriklerinden bahsetti kendisi. Hani ilgilenmeleri ve hani bizi keşfetmeleri, kendilerini keşfetmeleri çok önemli. Üniversite öğrencilerimizin özellikle son yıllarda bazen değişmeye başladı, bazı değişmeler oldu ama daha önceden mezun olduğunda öğrenci hiçbir şey öğrenmeden topluma atılmış oluyordu. Ama bu çok ciddi manada bir zaman kaybı. Mezun olmadan önce bu tür çalışmaları yapmak, iş adamlarıyla buluşmak, mesleki geziler yapmak, sosyal projeler hazırlamak kişiyi çok ciddi manada üniversite hayatı boyunca eğitiyor. Mezun olduktan sonra da hem iş adamının tecrübelerini paylaşmış oluyor, birçok mesleki kariyerini çözmüş bir şekilde hayata atılıyor. Onun için çok ciddi manada zaman kazanımı olarak öğrenciye dönebiliyor. Bu açığı düzeltmek de Türkiye'de ülkeye çok ciddi manada zaman kazandıracaktır. Her iki taraf da memnun bu işten. Her iki hem iş adamları memnun hem de öğrenciler memnun. Çünkü iş adamı normalde sadece iş görüşmeleriyle belki iş alımı yapmakta ama böyle dernek çatımız binası altında öğrencilerin orada becerilerini, yeteneklerini hepsini keşfedip görebiliyor. Kişisel durumlarını, liderlik konumlarını, fikir verebilme, alabilme, risk yönetimini bunların tamamını dernek çatımız altında görebildiği için kendi iş hayatına alıp almaması veya başka yerlere yönlendirmesi konusunda çok güzel sonuçlar elde edebiliyor. Yani zaman içerisinde çok güzel tanışıyorlar. Evet. Biraz derneğinizin ismi de biraz da buna uygun değil mi? Yani evet. Vizyon. Vizyon ve genç. Ve akademi. Vizyon. Yani vizyon olan gençlerin iş hayatına atılmaları arasındaki o eğitimi veren akademi köprüsünü görüyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Pekala biraz evvel bu saydığımız kurslar vardı. Onlar hakkında neler söyleyebiliriz? Kurslarımız bu sene halk eğitim projesi çerçevesinde gerçekleştirdik. Tabii ücretsiz kurslarımızın tamamı. Bu noktada Milli Eğitim'in de verdiği sertifikası var. Üniversite öğrencilerimizin özellikle ücretsiz olması ve sertifik olması. Zaten dernek binamız üniversitenin karşısında olduğu için yakınlık açısından da sıkıntıları olmadığı bir durumdayız. Kursları dernek binamız arasında kursları verebildiğimiz kendi salonlarımız var. Kendi salonlarımız var. Güzel. Teknolojik olarak da destekli. Sinevizyonlarımız var, tahtalarımız vesaire. O anlamda da çevre olarak çok güzel. Tabii kurslarda özellikle müzik kurslarında kişilerin kendisini çok ciddi manada farklı yetenekler olduğunu keşfetmiştir. Bir kişi mesela neyi çalacağını fark etti ama daha sonra gitar çalabildiğini görebiliyor. Veya işte bağlama çalabilecekken gitar çalabildiğini fark edebiliyor. Böyle yer değişimleri de mevcut.
Kurslarda müzik kurslarının dışında diksiyon ve İngilizce kursumuz özellikle kariyerini devam ettirmek isteyen öğrenciler için çok ciddi anlamda faydalı bir kurs. Yine ücretsiz bir kurs. Bunu da üniversitede öğrencilerimizin bilmesi onlar açısından da bizim açımızdan da önemli. Diksiyon özellikle kendisini ifade edebilme iş hayatında çok önemli. İngilizce kursu artık çağımızın vazgeçilmez bir kursu. Bu anlamda yine akademik düzeyde İngilizce kurslarımız var. Tecrübeli eğitmenlerimiz eşliğinde bunları dernek çatımız altında verebiliyoruz. Pekala Gizemciğim, birçok faaliyet yapıyorsunuz. İşte kurslarınız var, ücretsiz. Pekala öğrencilerden gördüğünüz ilgiden memnun musunuz? Öğrencilerin ilgi derecesi nedir derneğinizin? Öğrencilerin ilgi derecesinden oldukça memnunuz. Çünkü bilinçli öğrencilere sahibiz öncelikle. Pamukkale Üniversitesi'nin ki kendileri artık üniversite sonrasını düşünen öğrenciler oldukları için mesleki alanda eğitimlerini üniversite dahilinde tamamlamak istiyorlar. Memnunuz. Zaten memnun olmamalarını gerektirecek herhangi bir şey de yok. Çünkü Murat biraz evvel bahsetti. Evet. Birçok etkili kurs veriyorsunuz. Hepsi de ücretsiz. Evet. Ben şunu da eklemek istiyorum. Normalde tüm üyelerimizin ve öğrencilerimizin rahat edebilecekleri ve kolayca eğitimlerini alabilecekleri şeklinde tasarlanmıştır binamız. Hem kişisel olarak hem de eğitim amaçlı gelebiliyor üyelerimiz. Örneğin final haftalarında ki şu anda içerisinde bulunduğumuz bir haftadır gelip derslerini çalışabilirler. Böyle imkanlarımız mevcut. Yine televizyon odamız ve herkese açık olan bilgisayar odamız var. Gelip akademik açıdan çalışmalarını, projelerini yürütebilirler. Onun dışında yine televizyon, eğlence aktivitesi kendi aralarında düzenleyebilirler. Maç izleyebilirler. Hani bu açıdan onların rahat edebilecekleri şekilde tasarlanmıştır binamız. Güzel. Gerçekten dediğiniz gibi tabii ki o çay ikramları için çok teşekkür ederim. Yani, gerçi Gizem'le o gün görüşme şansımız olmadı ama maalesef Murat'la ki. Evet o gün görüştük. Dernek planınız oldukça güzel, donanımlı. Hatta takılmıştım ya, insan öğrenci olası geliyor. Yani bizim buralara gelme şansımız yok mu diye. Tabii ki var. Her zaman bekleriz. Eksik olma. Çok teşekkürler. Gerçekten güzel bir yeriniz var. Arkadaşlar o anlamda tavsiye ederim yani. Derneğinize gelmelerini tavsiye ederim. Pekala Akademi Merkezi'nin öğrencilerinden beklentileri nelerdir dediğimizde neler söyleyebiliriz Murat'cığım? Akademik öğrencilerin beklentileri doğrultusunda çalışmalarımızı ona göre ayarlıyoruz zaten. Hı. Beklentileri kaliteli eğitimler almak. Çünkü bazı şeyler ücretsiz verildiği zaman insana belki kalitesiz verilmiş mantığıyla hareket edilebiliyor. Tam tersi bizim eğitmenlerimiz gayet kaliteli. Bu anlamda başarılı çalışmaları var. Ücretsiz olması bunları yanıltmasın. Akademik anlamda öğrencilerin beklentileri özellikle kültürel anlamda Denizli'ye yeni gelen öğrencinin kültürel anlamda Denizli'yi çok ciddi manada tanımak istiyorlar. Hı hı. Bu anlamdaki beklentilerini de yine tabii bütün bunlar bir bütçesi de var. Bütün bu bütçeleri yine sosyal sorumluluk çerçevesinde çözmeye çalışıyoruz. Sponsorlar bulmaya çalışıyoruz. İş adamlarıyla paslaşmaya çalışıyoruz. Daha farklı, daha güzel olabilmesi adına bir gayret sarfiyeti içerisindeyiz. Beklentilerini karşılayabildiğimiz tabii birçok konu var ama bazen hala yeterli olmadığımız mevzular da mevcut. Derneğimizin yaklaşık 1,5 yıllık bir geçmişi var. Daha biraz yeni. Herhalde bütün taşlar yerine oturduğu zaman belki daha ciddi, daha güzel projeler sunmak istiyoruz sevgili öğrencilerimize. Evet. Arkadaşlar çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Güzelcim. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık diyorum. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İnşallah daha sonraki faaliyetlerinizi tekrar konuşma şansımız olur. İlerideki biz de çok paylaşmak isteriz. Çok bize bu imkan tanınılsın. Ayrıca tüm Pamukkale TV ekibine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tamam, çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya farklı ve konuklarla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Hoşçakalın.